Münafığın ahmaklığı çok büyük bir mucizedir. Yani münafığı çok dikkatli takip edip Allah'ın mucizesine şahit olmak lazım. Yani Kur'an'ı nasıl aptalca yorumluyor, nasıl Allah'ı kandıracağını zannediyor. O küçük, ufacık böcek beyni gibi beyniyle sonsuz Allah'ı kandıracağını zannetmesi, o ahmakça oyunları münafığın çok manidardır. Yani çok büyük bir iman hakikatidir münafığın böyle çaresizce çırpınışları. Hem Müslümanları kandırmaya çalışır, hem Allah'ı kandırmaya çalışır münafık. Ayetlerden de işine gelenler, münafığı ilgilendiren en fazla 10-15 ayet vardır. Kendini kurtaracağını zannettiği. 6666 ayete karşıdır. Ama o ayetlerden bazı kelimeler, bazı cümleler kendine uygun geldiği için onları kullanmak ister. Mesela öğlen diyor, üstünüzü çıkarttığınızda, aa diyor, demek ki diyor ben her öğlen akşama kadar yatmam gerekir diyor. Kendi mantığı çıkartıyor oradan. İşte hiç öyle bir ayette bir ifade yok. Demek ki farz diyor. Yani münafığın mantıksızlığını, münasebetsizliğini tarif edecek, aptallığını tarif edecek bir kelime bulmak mümkün değildir. Onun için İngiliz derin devleti ve karanlık sistemler bu ahmakları çok rahat kullanır. Bunlar yağcı, üçkağıtçı ve yancı oldukları için her yerde kullanmaya müsait tiplerdir. Yani özetle münafığın ahmaklığıyla bir insanın baş etmesi adeta mümkün değildir. Delice ve boğuk, manyakça bir sistemi vardır. Yani bir insan anlayacağı gibi değildir.